Elhamdülillah, assalatu vesselamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'sine tekrar hoş geldiniz diyorum. Bugünkü programımızın ilk noktası şu iki tane ve üçüncü mescidi tanıtmak. Sonra Mescid-i Nebevi'ye gireceğiz inşallah. Bakın şu gördüğünüz mescid, Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh mescididir. Esasen eviydi. Bakın dört Raşid halife radıyallahu anhum. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh. Ömer radıyallahu anh. Hazreti Osman radıyallahu anh. Ve Hazreti Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh. Mekke'den Medine'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle hicret ettikten sonra burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evini inşa ettiği gibi onlar da birer ev sahibi oldular. Ve onların vefatlarından sonra evleri mescide çevrilmiştir. Bakın şurası Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın eviydi esası. Sonradan mescide çevrildi. Karşıdaki şöyle kubbeli, üstü kubbeli olan beyaz mescitte Hazreti Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh'ın eviydi. O da mescide çevrildi. Hazreti Ömer radıyallahu anh şu otelin arka tarafında. İnşallah onu da görme fırsatı yakalayacağız yani öbürsü gün. Hazreti Osman radıyallahu anh da bakın karşıda. Yeşil kubbeyi, yeşil minareyi görüyor musunuz? Evet, onun dibinde yine minaresiz bir mescit. Bunun gibi küçük bir mescit var. O da Hazreti Osman radıyallahu anh'ın eviydi. Şu karşıdaki gördüğünüz mescit de Gamame Mescidi. Bizim Türklerde Bulut Mescidi diye meşhurdur. Gamame, Arapçada bulutun çoğuludur. Arapçada buluta gaym denir. Ama gamam edildiği zaman bulutlar anlamında. Neden bu ismi almış? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yağmur duasına çıktığı yerdir burası. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bayram namazlarını kıldırdığı yerdir burası. Şöyle ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde yazdan bir gündü. Ve o gün Medine'de çok kuraklık vardı. Bir tane bedevi geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Ya Resulallah, bu sene o kadar kuraklık oldu ki neredeyse hayvanlarımız telef olacak. Allah Azze ve Celle dua et de yağmur yağdırsın diye ricada bulunuyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yazdan bir gün olan şu mekanda mübarek ellerini açıyor ve yağmur duasına başlıyor. Daha duası bitmeden Allah Azze ve Celle her taraftan bulutları gönderiyor. Ve kış gibi kapalı bir gün oluyor. Ve bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyor değerli kardeşlerim. Bir hafta yağıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yağmaya başladığı zaman şöyle entarisini kaldırıp Allahümme agitne, Allahümme agitne, Allahümme sukiya rahme, la sukiya adabin, ve la hedbin, ve la garakin, ve la vebain, ve la bela. Allahümme teyiben nafihan, Allahümme teyiben nafihan diye dua ediyor. O yüzden yağmur yağdığı zaman kıymetli kardeşlerim beldemizde hemen şeye koşmayın. Eğer çok şiddetli değilse önce bir dua edin. Yağmur duası edin. Çünkü yağmur rahmet. Yeryüzündeki bütün bitkileri ihya eder. İnsanlara çok farklı bir faydası var değerli kardeşler. Bir hafta yağıyor. Sonra aynı bedevi geliyor ya Resulullah diyor. Neredeyse artık yağmurlar sele dönüştü ve evlerimizi alacak. Çünkü topraktan evler yapılmıştı. Eski evler inşallah Mekke ve Medine'den mutlaka göreceksiniz. Eskiden böyle topraktan evler ve hurma ağacı dallarından evin sacağı yani evin tavanı yapılırdı. Bu bedevi bu sefer yağmurun dinmesini istiyor, kesilmesini istiyor. Bedeviler biraz şöyle düz görüşür burada. Ben 30 yıldır aralarında yaşıyorum. Şöyle düz mantık. Zannediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamber olduğu için şöyle düğmeye basacak yağmur yağacak. Düğmeye basacak kapatacak. Öyle bir şey yok. Ya Resulullah ya, Allah azze ve celle dua et de yağmur kesilsin diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine mübarek ellerini kaldırıyor. Kesilsin diye dua etmiyor. Allahümme havaleyne ve la aleyne. İlk duası neydi? Allahümme aleyne ve la havaleyne. Allah'ım üzerimize etrafımıza değil. Sonra ikincisinde Allah'ım etrafımıza, bizim üzerimize değil artık,
bayırlara, kırlara, dağlara diye dua et. Allahümme havaleyne ve la aleyne. Allahümme havaleyne ve la aleyne. Diyerek dua ediyor ve yağmur dinliyor değerli kardeşlerim. İşte bu hadise burada vuku bulduğu için zamanla bir tane mescid inşa ediliyor ve adına bulut mescidi manasına gelen evet Mescidül Gamama diyorlar. Bir fazileti yoktur. İçindeki kıldığınız namaz beldenizdeki kılacağınız bir namaza bedel. Ama 100 metre ötesindeki şu şemsiyelerin gölgelikten gördüğünüz yerde olduğu yerde bir namaz bin namaza bedeldir. Hani ben bazen ne için bu özellikle üstüne basarak söylüyorum. Bizim Türklerde şöyle var işte bulut mescidi, cin mescidi, şu mescid, bu mescid. Bakın bu mescitler elbette ki kıymetlidir. Ama içindeki kılacağınız bir namaz sevabı bir namaza bedeldir. Yani orada bin namaza verilirken ben vallahi burada gelip namaz kılmam. Orada kılarım. Mescid-i Nebevi'de kılarım değerli kardeşlerim. Mekke'de bir namaz 100.000 namaza bedel. Kabe'den başka bir yer aramayın. Namazınızı orada kılmaya çalışın. 100.000 namaz günde 5 tane vakitten hesap edin. Ne kadar tekabül ediyor? Bir ömür. Bir namazınızın kabul edip Allah tarafından kabul olduğunu hesap edin. Ne kadar karlısınız. Evet. Hâdâ vallâhu âlem. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammeden ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi yavaş yavaş Mescid-i Nebevi'ye doğru gidelim ve orada anlatımlarımız olacak inşallah. Yallah.